Yönetici arkadaşlarım, 30 Mart yerel seçimler yaklaşıyor. Bu bağlamda siyasi partilerimizin aktif çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Daha önce Saadet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi değerlerimi ziyaret etmişlerdi. Bugün de sağ olsunlar, Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayı ve belediye meclis üyesi adayı arkadaşlar ziyaretimize geldiler. Hoş geldiler, sefalar getirdiler diyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun, yolları açık olsun. İnşallah 30 Mart'ta istedikleri sonucu alırlar. İlçemize hayırlı olan bir sonucu alırlar. Ben daha sonraya sözü bırakmayacağım. Bir şey paylaşmak istiyorum sizinle. Tabi burası bir spor amaçlı ya da spora hizmet amaçlı derneklerimizden birisi. Biz bu dernek olarak 3 belediye başkanıyla çok güzel şeyler yaşadık. Sayın Çavuşoğlu'yla da, Sayın Hasan Yılmaz'la da, en sonunda Sayın Doktor Halil Emre'yle. Ben o günden sonra tabii içimizde çok sürüklükte kaldı. Ben yine hepimizin huzurunda Sayın Adil Emre'yle Zeytinli Spor adına, Zeytinli Spor Kayıp Kamuoyu adına teşekkür ediyorum. Zaman zaman gelip kavga da ettik. Ama o keyifli günleri bir daha hiç ses yapmadık. İnşallah bundan sonra yaşamak ömrümüz var oldu da yaşamak nasip olur. Şimdi bu akşam yani devamlı birlikte siyaset çalışması yaptığımız, seçim çalışması yaptığımız Mustafa Fazlıoğlu başkan dahil, meclis üyelerimiz dahil her akşam bir yerlerde birlikte olduğumuz arkadaşlarımız bile bu ilk söyleyeceğim şeyleri benden tabii ki yeni duyuyor olacaklar. Biraz nostalji yapacağız çünkü burada. Biraz belki de duygusal anlar yaşayacağız. Şimdi rahmetli Profesör Ünsal Oskay var idi. Ünsal Hoca benim o zamanki özel kalem Bakan, sekreterliğimizi yapan Dalia Hanım vardı hatırlarsanız belki uzun süre dizle çalıştı. Onun babasıydı ve iletişim fakültesinde de hocaydı. Gazetelerde falan da çok röportajları çıkan, televizyonlarda çıkan biraz da dilinin kemiği olmayan bir insandı. Biz Alpay abimiz Zeytinburnu'nun hafızası dediğim, canlı tarihi dediğim Alpay abi hatırlayacak. Sizlerin içinde de hatırlayanlar vardır. İlk nerede bir gecekondu önünde panel yapmıştık sevgili Alpay? Gecekondu önünde bir panel yapmıştık. Panel ne zaman yapmıştık? Telsiz'de yaptık. Telsiz'de yapıldı. 1995 Haziran olması lazım. 38. yıl. Evet. 38. yıl. O kutlama çerçevesinde. 6 Haziran. Evet. Dünya çevre işte, günü. Evet. Tarih konuşuyor. Dünya çevre günü. Evet, Alpay konuşuyor. Şimdi... Oradaki toplantıda işte Zeytinburnu'nun gece kondulaşma sürecinden bahsederken hoca çok güzel bir laf etmişti. Ben o lafı hiç unutmadım. Dedi ki Zeytinburnu insanının gece kondulaşması aslında dedi devlete karşı yani devlete yardımcı olmak anlamında devlete rağmen insanlarımızın konut meselesini çözme olayıdır dedi. Sanayileşme başlıyor Türkiye'de. Her tarafa iyi kötü fabrikalar yapılıyor. Devlet eliyle veya özel sektörleriyle ve sonuç olarak insanlar konut ihtiyacı duyuyorlar. Devletin sosyal konut politikası yok o zaman. Hadi bakalım veya özel sektörün böyle bir çalışması yok. Hadi bakalım o zaman planlı bir şehirleşme de yok. Millet kolu sıvıyor. Bir taraftan başlıyor. Ama resmi vakıf arazisi üzerine, ama Ermeni vakıf arazisi üzerine, ama diğer vakıflar üzerine, ama hazine arazisi üzerine herkes başının çaresine bakıyor ve bir Zeytinburnu gerçeği doğuyor. Evet bir anlamda bir meydan okumadır, bir anlamda bir, efendime söyleyeyim,
Başının çaresine bakma olayıydı bu Zeytinburnu'nun gecekondulaşması. Türkiye'de de zaten birinci örnek, ilk örnek veya işte Taşlı Tanrı ile falan birlikte ikinci örnek. Öyle mi Süleyman Başkan? Şimdi bir diğer taraftan da zaman içinde zannediyorum konutlaşma şeklinde konutlaşma ile ilgili bir reaksiyon gösteren insanlar, kitle bir gün geliyor, artık diyor biz sosyal anlamda da varız, bir gerçeğiz diyor. Bir başka cevapla kamuoyunun, Türk kamuoyunun huzuruna çıkıyor. O da Zeytinburnu spor gerçeğiydi. Evet, yani Zeytinburnu'ndaki insanları etle tırnak olmasına vesile olan en önemli olaylardan bir tanesi Zeytinburnu spor gerçeğidir. Keşke ben de Zeytinburnu spor gerçeğini birinci amatörden sonraki süreçte hızlı bir şekilde birinciliğe yükseldiği, birinciliği de Sayın Çavuşoğlu'nun zamanında, Sayın Hasan Yılmaz'ın ilk zamanlarındaki o yaşadığı atmosferi keşke ben de yaşayabilseydim. Hep içimde bir özlem olmuştur. Neden işte o günlerde Zeytinburnu gerçeğinin içinde değildim diye. Ama daha sonraki süreçte Allah nasip etti, Zeytinburnu'na belediye başkanı oldum ve kendimi Zeytinburnu spor gerçeğinin içinde buldum. Bilmiyorum, sağ olsun Musil abi bizimle ilgili güzel şeyler söyledi ama eğer size bu anlamda layık olabildiysek, Zeytinburnu sporumuza gerçekten layıkıyla hizmet edebildiysek, o zaman kendimizi şanslı addedeceğiz. Eğer bana şöyle bir alkış yaparsanız ben rahatlayacağım. Evet. Çok rahatladım. Evet. Sınıfı geçmişiz yani. Musil abi söyledi ama bir de sizden de bu konuda bir teyit alalım dedik, şimdi rahatladık. Evet. Şimdi değerli dostlar, tabii ki Zeytinburnu'nun birçok meselesi var. Onlara ben çok kısa değineceğim bu akşam. Ama burada bu akşam ağırlıklı olarak Zeytinburnu sporla ilgili konuşacağım. Zeytinburnu'da sporla ilgili konuşacağım. Şimdi Zeytinburnu sporun böyle tarihi bir işlevi var. Zeytinburnu insanının Türkiye'ye gerçekten artık biz sosyal anlamda da, kültürel anlamda da varız dediği bir hakikattir Zeytinburnu sporu. Açıkçası Zeytinburnu ilçesinin dışarıya karşı ve yansıyan en önemli marka değeri belki de Zeytinburnu sporudur. Şimdi belediye başkanlığından ve kulüp başkanlığından sonra da ben bunu yaşamın belli kesitlerinde zaten yakinen müşahede ettim. Bir gün İzmir'deyiz, tatile gitmiştik Çeşme'ye, bizim bir Giresunlu abimizin oteli falan var, sağ olsun bir gün davet etti, kalktık gittik. Söyleme sahip işte, gidelim otelin işte bir hamamında bir keselenelim falan dedik. Adam bizi kese yaparken şöyle baktı etti, ya dedi, siz dedi Zeytinburnu Spor'un başkanına benziyorsunuz dedi. Bakın aynen böyle, ben bunu iki defa yaşadım yaşamda. Dedim ki, nereden dedim, Zeytinburnu musun sen dedim. Yok dedi, ben dedi Zeytinburnu değilim, biz dedi genelde Tokatlıyız, biz dedi genelde Tokatlar yapar o işi. Ama dedi ben dedi sana dedi istiyorsan Zeytinburnu Spor'un dedi her sene ne sonuçlar aldığını söyleyeyim dedi. Adam futbol hastası. Futbol hastası. O değil, bir de Ağrı'ya gittim bir gün. Doğu Beyazıt'tayız, otelde kalıyoruz. Ana haberleri izliyorum. Dikkatli gene bakıyorum. Adamın biri de gelmiş, eğilmiş bana bakıyor. Arkadaş bir baktı, iki baktı. Ya ne bakıyorsun bu arkadaş dedi. Dedi ki siz de Zeytinburnu Spor'un başkanı değil miydiniz dedi. Evet dedim. Dedi ki ben dedi biliyorum dedi Zeytinburnu Spor'u. Onun bir benzeri o da. O da futbol hastası. O da takip ediyor demek ki, böyle adamlar var. Başkanım bir anekdot da ben anlatayım. Söyle abi. Aynısını ben Van'da yaşadım. Buyursun. Ki başkanım o zaman başkan değildi yani. Van'da bir işim vardı, gitmiştim. Bir şeyinde iş yerimiz Zeytinburnu'nda olduğunu söyleyince, ya dedi ben sizin dedi belediye başkanınızı tanıyorum. Kim dedim? Adil Emecan. Dedim nereden tanıyorsun? Ki Adil Bey değildi o zaman başkan. Ya Zeytinburnu Spor'un başkanı. Karabey dedim. Yani ben sizden de, sonra mı? Tabii sizden sonra. Hem de birkaç sene sonra. Evet. Yani şimdi önemli. Zeytinburnu gerçekten markaydı. Marka olmak kolay değil.
değerli dostlar, marka olmak kolay değil. Sonuçta Zeytinburnu, evet, belli yatırımlar yapıldı. Açıkçası bazılarına göre belki belediyenin paraları efendim çarçur edildi. Bazılarına göre Zeytinburnu'nda işte yok efendim kaçak yapılaşmayı teşvik etti bilmem ne gibi bir takım ithamlarla da karşılaşılsa Zeytinburnu Spor Zeytinburnu'nun bir gerçeğiydi. Madem ki bir 20 bin kişi, 25 bin kişi iyi bir Zeytinburnu Spor zamanında bu stadın içinde ve dışında kümeleniyordu. Bu insanların %99.9'u Zeytinburnu'nun insanıydı. Zeytinburnu insanının bu kadar sahiplendiği bir olaya Zeytinburnu'nun belediyesinin sahiplenmemesi mümkün değildi. Bir marka çıkmıştı. Bakın değerli dostlar, değerli büyüklerim, arkadaşlarım, kardeşlerim. Şimdi Türkiye'de inanın marka diye bildiğimiz ister giyim konusunda olsun, ister başka bir yiyecek konusunda olsun, aklınıza ne gelirse gelsin, burada iş adam arkadaşlarımız var. İnanın belki adamın atölyesi yok, yani atölyesi yok, fason mal ürettiriyor ama Türkiye'nin en iyi markası. En iyi markası. Markaya yatırım yapıyor adam. Parayı oraya harcıyor. Bazen marka inanın işin önüne geçiyor. Adam bir bakıyorsunuz markayı bilmem kaç milyon dolarlara satıyor. Başka bir gruba satıyor. Kolay değil bu işler. Şimdi böyle bir gerçek vardı ama maalesef bu marka değeri bizden sonra belediye yönetimini alan arkadaşlar tarafından yerle yeksan edildi. Bilerek yerle yeksan edildi. Yok edildi. Hatta şöylesine yok edildi. Bu benim üzüntümdür. Ama bu aynı zamanda Zeytinburnu Sporlar Derneği'nin de aslında kendi kendine biraz öz eleştiriye tabi tutacağı bir konudur. Buralarda gelip Adil Emecan Kulübe ne yaptıysa ben 5 katını yapacağım diyenler geldi, belediye başkanı oldu ve gördük kaç katını yaptığını. Evet, buralarda bu sözler verildi. Verilmedi mi Ercan? Buraya 99 seçiminden önce gelindiğinde Adil Emecan 5 katını yapacağım Adil'in yaptığını diye buralarda nutuklar atıldı. Buralarda konuşuldu. Üstün daha da kafasını sallıyor, onay veriyor. Şimdi Adil Emecan ne yaptı? Ben kulübe giderken yanlış ellere düşmesin diye daha bir yıl önceden dedim ki bu seçimdir, siyasettir. Kazanmak var, kaybetmek de var. Ezan okuyor galiba. Namaz vakti geldi, namaz. Siyaset konuşmuyoruz başkanım. Ben zaten şunu söyleyeyim. Ben prensip olarak ezana hepimizin saygısı var, ezan-ı Muhammed'e. Şimdi ezan aslında namaz vakti geldi demektir. Evet. Budur. Saygımız sonsuz, o konuda en ufak şeyimiz yok. Şimdi yani buralarda gelip sözler verildi ve bu hale getirildi. Ben ne yaptım? Sizler çok iyi biliyorsunuz. Seçime gidiyoruz, kaybedebiliriz belki diye. Dedim ki amatör spor kulüplerindeki arkadaşlarımıza ve Zeytinburnu Sporlar Derneği'ne, arkadaş yönetime dedim sizden insanları alalım, arkadaşlarımızı alalım. Bu kulüp dedim yarın öbür gün kötü ellere düşmesin. Bu kulüp efendime söyleyeyim gerçek spor düşkünlerinin, Zeytinburnu Spor düşkünlerinin, tutkunlarının elinde kalsın dedim. Doğru mu üstünde? Yani böyle bir yönetim kurdum. Efendim Adil Emecan futbolcuları satıyor, sattı, satacak. Bir tane Allah'ın kulunu satmadım. Tam tersi benim devrettiğim kadrodan her sene iyi bonservisi, iyi para yapan bir ya da iki kişiyi satarak kulüp 2-3 sene idare edildi. Öyle mi? 2-3 sene idare edildi. Ondan sonra da baş aşağı gitti. O arada benim açıkçası bir spor adamı olaraktan güldüğüm çok şeyler yaşadık. Yani bakıyorsunuz Batı'ya her akşam bir yerlerden pazara cumartesi maçlar seyrediyoruz. Ya neleri gördük ya? Birileri geldi, top oynuyor, Zeytinburnu Spor'un formasını giyiyor, su içecek, sahanın kenarına gelip diz çöküp bilmem ne su içmeler. Hiçbir futbol müsabakasına gözükmüyor. Tamamen böyle bir takım şovlara yöneliyor. Yani bunun başka bir adı yok yani. Siyaset içine kadar sokuldu kulübün. Yani burada benim sporcu arkadaşlarım var. Burada benim hocalık yapan arkadaşlarım var. Hem sporcu, Birol Hoca var, Ali Hoca var. Yani şimdi, yani burada herkes var ya. Şimdi Allah aşkına bir gün duydunuz mu? Zeytinburnu Spor Kulübü'nde benim zamanımda
Yani böyle bir siyaset, ne bileyim efendime söyleyeyim, herhangi bir baskı var mıydı böyle bir şey? Bir olacak. Biz işimize gücümüze bakıyorduk. Varsa yoksa Zeytinburnu Spor diyorduk. Yönetimde de bazen değişik siyasi görüşlü arkadaşlar oluyordu. Şimdi Zeytinburnu Spor'dan haricinde biz Zeytinburnu'nda amatör kulüplere de çok büyük değer verdik. İlk bütün amatör kulüplerimizin de idare binasına kavuşacağı, hatta bazılarına kenarında Hürriyet Spor gibi, Güler Spor gibi, pardon özür dilerim, Eroğlu Spor gibi onlara lokal yeri de yaptık sahaya yakın oldukları için. Ama idare binaları verdik, gerçekten güzel bir tesis yaptık. Yıllarca kullanıldı orası. Yeni Doğan Güneş Spor'a geza şey yaptık. Ne derler? Lokal yaptık. Güzel gene Yeni Doğan Mahallesi'nde, orada Gökalp'te, muhtarlığın yanında. Orayı da yıllardır kullanıyorlar. Lokal yer olarak da. Yetmedi. Gittik Merkez Efendi'de. Kömür işletmelerinin yerini aldık. Zeytinburnu Spor'umuzu antrenman sahası ve orada çok güzel bir soyunma odası yaptık. Kamp tesisi yaptık. Şimdi yıktılar, yenilediler orayı. Ama Allah rızası için bir gün dedi ki ya bu arsayı Adil Emecan kazandırdı deyin. Bir kere bile ağızlarına bile almadılar. Amatör kulüplerimize elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Açıkçası devam etseydik çok daha fazlasını yapacaktık. Söz vermiştik her kulübümüze birer tane araç temin edecektik. Kulübün mal olarak o günlerde verdiğimiz sözdür bu. Daha sonra tabii biliyorsunuz amatör spor kulüplerimizin sahasını da yıktılar. Oraya da konut alanı yaptılar. O konuda zaten Mustafa Başkanımız gerekli izahatı yapacak. O konuya girmek istemiyorum ama yok ettiler. Şimdilik bir spor tesisi yaptılar. Ve bizde kusura bakmayın bazen böyle haşireye kaçan hadiseler oluyor. Hasan Doğan Spor Kompleksi adı verildi. Allah rahmet eylesin. Çok kısa bir dönem Futbol Federasyonu Başkanlığı yaptı değil mi Hasan Doğan? Evet. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Ama abi Türkiye'de her taraf Hasan Doğan futbol tesisi oldu ya. Burada Hasan Doğan bu futbola ne yaptı? Spora ne hizmet yaptı? Bu kadar mı kısa zamanda 3 ayda 5 ayda? Ne o başbakanın arkadaşı? Ulan Zeytinburnu'nda oraya ismi verilecek adam yok muydu? Süper Arabul var Zeytinburnu'nun bağrından çıkmış. Allah rahmet eylesin nur içinde yatsın. Zeytinburnu. Bizim Mustafa Pamukoğlu var. Allah rahmet eylesin nur içinde yatsın. Birçok sporcu kardeşimiz geldi geçti. Cihat Hoca. Ver ismini ya Zeytinburnu'na mal olmuş isimler. Maalesef yalakalık yapılacak ya yalakalık. Demin kullanamadım laf. Şimdi geldi ağzıma söylüyorum. Yani illa ben Hasan Doğan bilmiyorum. Zeytinburnu'na hiç değer yoksa. Hiçbir şey yetişmedi bu semtte. Olacak iş değil ya. Şimdi orası da bildiğim kadarıyla kısa süreli bir kiralama şeyiyle öyle yani oranın da kalkma durumu var yani öyle bir durum var. Koç grubuna da Bozkurt Mensuciyat geri birazdan başkan söyleyecek. Orada da büyük bir peşkeş çektiler. Orayı da işin içine katarak da. Değerli dostlar, şimdi önümüzdeki süreçle ilgili olarak da şunu söyleyeyim. Evet, bence Zeytinburnu Spor'u güzel günler bekliyor. Güzel günler bekliyor. Ama herkes elini taşın altına koyacak. Artık karşımızda 1994'teki 33 yaşındaki Kıfıl Belediye Başkanı Adil Emecan yok. Hayat bize çok şey öğretti. Biz Galatasaray'da da yöneticilik yaptık. Orada da çok büyük kulüplerin de nasıl idare edildiğini de gördük. İyi kötü bildiğiniz birikimimiz var. Ben Zeytinburnu'nda bazı arkadaşlarımızla geç tanıdım. Onunla çok samimi olarak söylüyorum. Zeytinburnu Spor için yeri geldiği zaman elini cebine atan, bir şey esirgemeden kulübe sahip çıkan Kenan gibi, burada görüyorum şimdi, belki başka arkadaşlarımız da var, beni bağışlasınlar. Çok değerli arkadaşlarımızı tanıdım daha sonraki süreçte. Keşke ben belediye başkanı olduğumda bu arkadaşlarımı inanın toparlayabilseydik. Yemin ediyorum Zeytinburnu Spor şu anda bunlara rağmen bile gene birinciliği de süperliği de varlığını sürdürürdü. Onun için ben Zeytinburnu Spor adına gelecek adına ümitliyim. Zeytinburnu'nda Zeytinburnu Spor'a sahip çıkacak. Gerçekten çok değerli iş adamı dostlarımız da var. Onlar hep zaman içinde zaman zaman sahip çıktılar kulübe. Bundan sonra da bir araya gelerek hep beraber sahip çıkacağız. Fazlıoğlu Başkan da zaten her konuşmasında söylüyor. Diyor ki Zeytinburnu Spor gelecekte çok daha iyi olacak diyor. Tabii ki amatör kulüplerimiz de çok daha iyi olacak. Ve tabii ki Mustafa Başkan'ın yine projeler arasında Deniz'le barışma olayında da deniz sporları da zannediyorum Zeytinburnu'nda daha da ileri gidecek. Başka hiç bir amacımız yok. Kaldı 11 gün. 11 gün sonra Zeytinburnu halkı bizi yetkilendirdiğinde
Adil Başkanımla birlikte ve biraz sonra sayacağım arkadaşlarımla birlikte Zeytinburnu halkının hizmetinde olacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, birbirinden ayırmadan 24 saat toplumun emrinde olacağız. Başkanımın 5 yılda yaptıklarını inanın 15 yılda yapamadı. O parasızlıkta, gelirin az olduğu dönemde 5 yılda yaptıklarının tamamını saymadı. 15 yılda yapamadılar. 15 yılda 1,5 katrilyon bütçe kullandılar. Yaptıkları 6 ve 7 tane bilgi evi, 2 tane kültür merkezidir arkadaşlar. Hepimiz bu işleri anlayan insanlarız. Siyasetin içindeyiz, ticaretin içerisindeyiz. Zeytinburnu'nda neler olabildiğini gözlemleyen, takip eden insanlarız. Dediklerime bakın. Belediye bütçesiyle başka hiçbir şey yapmamışlardır. Elbette anakentin yaptığı ufak tefek şeyler vardılar. Ve bugün önümüze projede sundukları da anakentin yaptığı ve yapacağı, yapmayı düşündüğü belki projelerdir. 15 yıl sonra bile bu toplumun huzuruna bir projeyle çıkamıyorlar. Çünkü bir öngeri, bir ufuk. 15 yıl önce bu kenti teslim aldıklarında veya aldıklarında bu kentin tüm altyapısı bitmişti. Planlama süreçleri bitmişti. Sahilde kumcular kalktı, dericiler kalkmıştı. Yukarıda karpuz hali, sebze hali kalktı. Tramvay hattı yapılmıştı. İşte kentin altyapısı tamamlanmıştı. Yolları tamamlanmıştı. Okulları aşağı yukarı tamamlanmıştı. Adil Bey yalnızca 6-7 tane okul yaptı arkadaşlar. 15 yılda bir tane TOKİ yaptı. Yukarıda Seyit Sultan Mahallesi'nde TOKİ bir tane okul yaptı. Ve bu kent bir deprem yaşadı. Bir kritik noktadır. Kent tehlikesini bekleyen bu depremle ilgili bile doğru düz çalışma yapmadılar. Şimdi ben ve Adil Başkan ve arkadaşlarımı da burada tanıtmak istiyorum. Birlikte, ekibimizle birlikte onların 15 yılda yapamadıklarını biz 5 yılda fazlasıyla yerine getireceğiz. Kendi bilgi birikimim, deneyimim, Adil Başkan'ın o engin tecrübesi ve deneyiyle birleştireceğiz. Ve bu arada elbette kadromuz da burada. Onlara size tanıtmak istiyorum. Özgür arkadaşımız var. Bir İslam Meclisi adayımız. Onların deneyimi. Esin arkadaşım var. Mimardır kendisi. Benim meslektaşım Mimar Odası Genel Merkez Yöneticisidir. Osman arkadaşımız var. Diş hekimi. Ercan arkadaşımız var. Hepimiz tanıyoruz. Satı arkadaşımız var. Satı'yı herkes tanıyor. Bu dönem dedi ben de sizinle beraberim. Biz bu dönem sevgili arkadaşlar Zeytinburnu'nda meclis üyesi kadromuzu yaparken partimizin de genel anlayış ve çizgisi çerçevesinde toplumu tüm Türkiye'yi kucaklayıcı bir anlayışla olacak. Ve tüm Türkiye'yi kucaklayan doğusundan batısına, Balkanlarına kadar bir liste anlayışıyla çıktı. Şimdi önümüzdeki dönem 30 Mart'ta tercihinizi yaparken lütfen bu kıyaslamayı da iyi yapınız. Ve Satı arkadaşım geçmişte milli görüş çizgisinde siyaset yapan, Erbakan Hoca'nın yanında çalışan, yetişen bir arkadaşımız. Kendisini kutluyor ve tebrik ediyor. Mehmet arkadaşımız var. Mehmet Yılmaz arkadaşımız. Hepimiz tanıyorsunuz. Şenol arkadaşım var. Şenol'lar. Evet. İki Şenol var. Şenol'u zaten tanıyorsunuz. Şenol Trakyalı Edirel bir arkadaşımız. Şenol Yurtseven arkadaşım var burada. Merkez Efendi Spor Kulübü Başkanı. Evet. Hüseyin arkadaşımız var. Hüseyin neredesin? Buradayım başkanım. Seçkin arkadaşımız var. Seçkin de burada görmüşsünüz. Bülge kardeşimiz var. Konferencan'da İslam arkadaşımız var. Ve Ömer abi neredesin? Karadeniz'den Güneydoğusuna,
doğudan batısına ta Balkanlara kadar bir listeyle sizlerin ve Zeytinburnu halkının emrinde olacağız. Tabii burada isimler sayarken Süleyman kardeşim burada, meslektaşım sağ olsun. Uzun yıllar birbirimizi tanırız. Zeytinburnu için Süleyman'da çabalarını ben bilirim. Hep layık olduğumuz, Zeytinburnu halkının layık olabileceği bir yönetim biçimiyle yönetilmesi için ciddi çabaları vardır, ciddi çalışmaları vardır. Ben burada sizin huzurlarınızda onu da tebrik ediyorum ve kutluyorum. Ve bir de benim yanımda Gürkan, Zeytinburnu Spor, Zeytinburnu Spor her başında. Evet, şimdi biz Zeytinburnu halkının yanında olacağız. Biz kendi deneyimlerimizi Adil Başkanımın birikimiyle, becerisiyle birleştireceğiz ve Zeytinburnu halkının huzurunda olacağız. Hizmetinde olacağız. Sporu konuşmamıza gerek yok. İşte spor adamı burada. Kendisi belediye başkanlığı döneminde Zeytinburnu Spor'un nerelerde olduğunu biliyorsunuz. Şimdi bugün Şenol arkadaşım Merkez Efes Spor Kulübü'nün başkanı. Testlerini yıktılar arkadaşlar. Bu yönetim futbolda, sporda, sporun her alanında, yaşamın da her alanında benden yana olanlar ve olmayanlar diye toplumu ikiye bölmüş. Spor kulüplerini de böyle yapmış. Kendisi gibi düşünen veya yönetimini ele geçirdiği amatör spor kulüpleri destekliyor. Maddi, manevi, tesis yönden destekliyor. Olmayana farklı davranıyor. Arkadaşlar biz bunu yapmayacağız. Biz Zeytinburnu'nda toplumu bir bütün, bir eş olarak kabul ederken spor kulüplerinde aynı şekilde davranacağız. Spor kulüplerinde eş kabul edeceğiz ve tüm imkanlarımızı spor kulüplerinin hizmetine eşit bir tada vermeye çalışırken temel hedefimiz onları olabildiğince yükseltmek, başarılı kılmak. Bunun için üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Belediyenin imkanları çok fazla. Yeter ki istesinler, yaparlar. Biz istiyoruz. Biz bunu önümüzdeki dönem başaracağız. Birlikte başaracağız arkadaşlar. Şimdi biz eğitimden sağlığa, ulaşımdan trafiğe, sosyal hayattan kültürel bir sürü çalışmalarımız var. Bunları daha diyorum çıkışta kitapçıklarda göreceksiniz. Çok girmeyeceğim. Ama en iddialı olduğumuz konulardan bir tanesi de kentsel dönüşümdür. Söyledim. 99 yılında Marmara depremi yaşadı. Olası İstanbul depreminde en büyük yıkımın Zeytinburnu'nda olacağını bilim insanları söyledi. Ve mevcut merkezi hükümet, Anakent Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi aldıkları kararla kentsel dönüşümün Zeytinburnu'ndan başlayacağını ilan ettiler. Zeytinburnu'nu bir pilot bölge olarak seçtiklerini duyurdular. Hemen 2000'li yıllarda Dünya Bankası'ndan ciddi paralar gelip birçok araştırmalar yapıldı. Ama o araştırmaların sonucunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Akıllı evler dediğimiz üst gelir grubuna hitap eden, bugün her biri yaklaşık 1 milyon dolar değerinde olan evler yaptılar. Kimler oturuyor orada biliyorsunuz. Ben yine söyleyeyim. Murat Aydın orada oturuyor. AKP'nin il başkanı orada oturuyor. AKP'nin Zeytinburnu'ndaki üst düzey birçok kadrosu orada oturuyor. Orası satışa çıktığında gerçekten parasıyla oradan satın almak isteyen arkadaşlar, insanlar alamadılar arkadaşlar. Bir gecede farklı yöntemlerle oralar ülkeler işte birden evine geçti. Orası kent toprağı. Orası Zeytinburnu toprağı. Orada hepimizin hakkı var. Çocuklarımızın hakkı var. Bizim geleceğimizi elimizden aldılar. Kendilerine yaşam alanı oluşturdular. Şimdi orada yaşıyorlar. Her biri yaklaşık 1 milyon dolar değerinde. Zeytinburnu halkına borçları var. O yaşadıkları alanda bir yıl sonra gene belediye meclisinden bir karar daha çıkarttılar. Dediler ki biz burada yaşıyoruz. Burada cami yapmayı unuttuk. Projenin devamı niteliğinde genişlemesine hemen karşısındaki Sultan Murat Camii'nin çevresinde kamulaştırma kararı aldılar. Ya cami yapmayı unuttum da Kiptaş'ın genel müdür binasını orada yaptım. Ve geçin görün, şimdi orada bir de pankart asmışlar. 10 bin tane sosyal konuttan bahsediyorlar. Orası sosyal konut alanıydı. Sen orayı yağmaladın.
Orada sevgili dostlar, gerçekten kentsel dönüşüm amaçlı konut yapmak isteselerdi, ben hesaplarını yaptım, 3000 civarında 100 metrekare konut yaparlar. Merkez Efendi Mahallesi'nde tercüman sitesi hariç 6000 tane daire vardır. İşte bir mahallenin yarısını hallettim. Devam ediyorum. O cami bahanesiyle hemen karşısındaki alanda projenin devamı niteliğinde kamulaştırma kararı aldıkları yerde dairelere ne veriyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? 80 bin lira, 100 bin lira veriyorlar. İnsanlar 50 yıldır, 60 yıldır yaşadıkları, bir şekilde bir daire sahip oldukları eve bu yönetim 80 bin lira para veriyor. 100 bin lira para veriyor. Kendisi 2 milyonluk TL'lik, 1 milyon dolarlık mülklerde oturuyor hak etmediği halde. Bir 80 bin lira daha harcayacak orada. Yaklaşık güzel 160 bin liraya mal edecek. 700-800 bin liraya veya 1 milyon liraya satacak. Bunu yaparken yönetim adına yapıyorum diyor, hak adına yapıyorum diyor, işte inanç adına yapıyorum diyor, bilmem ne adına yapıyorum. Bu ne alakası var? Burada ne hak var, ne adalet var, hiçbir şey yok. Vatandaş, vatandaşın evini niye alıyorsun? Ver vatandaşın evini, vatandaş senden oturduğu evi istiyor. Toprak onun. Toprak onun. Üstünde oturanların. Zeytinburnu'nun kent toprağı pahalı. Çok değerli. Anlatmama gerek yok. Ver 500 lira, 600 lira mağdur etme. Ve orada yapı içerisinde oturduğu kadar daireyi yap, ver ona. İmarını biraz artır. Keyfin geldiği zaman artırıyorsun. 16-9'da artırıyorsun. Ot tabana göz yumuyorsun. Real İstanbul'da yapıyorsun. Zeytinburnu'nun çevresine bakın. Kuşatılmıştı, hepiniz biliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz. Şimdi orada beceremediklerini Sümer Mahallesi'nde gerçekleştirmeye çalıştılar. Çünkü hem Zeytinburnu halkına hem İstanbul halkına sözleri var. Biz pilot bölgeyi seçtik, Zeytinburnu'nda kentsel dönüşümü başlatacağız diye. Orayı yağmaladılar, başka bir şey yaptılar orada. Sümer'de yer arayışına başladılar. İşte Koç'un arazisi, Koç Holding'in 90 küsür dönüm arazisi yeşil alandır arkadaşlar. Ağaçlandırma alanıdır. Orası bataklıktır, dere yatağıdır. Hemen karşısında hepimiz biliyoruz, amatör spor kulüplerimizin maç yaptığı 14 dönümlük alan, yanında bir de şelale parkı vardı. Onu da özünde birleştirdiler, tevhid yaptılar, kısaca birleştirdiler. Ve bir kat karşılığı anlaşmayla 7H diye ta Ankaralı, Kayseri bir firmaya verdiler. Şimdi bu anlaşmanın metinlerini ilan etmediler. Koç Holding'le veya Bozkurt Fabrikası arazisiyle nasıl bir anlaşma yaptıklarını biz bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. O Hasan Doğan tesisleri yapıldı orada, geçici midir, kalıcı mıdır, yarın ne olacağını hiç kimse bilmiyor. Arkadaşlarımız meclise sordu, cevap bile alamadılar. Üzerine gittiler, bilgi alamadılar. Yasanın tüm yetkilerini kullandılar, bilgi edinme yasasından bile arkada gittiler, gene bilgi alamadılar. Ya sen bu kenti yönetiyorsun. Bu kent adına birileriyle anlaşma yapıyorsun. Kent halkından bu bilgiyi saklıyorsun. Şimdi orada yapılan proje iki etaplıdır. Her iki etap kendi içinde de farklılıkları vardır. Koç Holding yaklaşık 500 daire sahibidir. Müteahhit firma yaklaşık 800 daire sahibidir. Kiptaş'ın elinde de 652 tane daire vardır. 200'ünü satmıştır. 452 daireyi kentsel dönüşüm amaçlı kullanmak üzere hemen yanı başındaki 47 dönüm alanda 1250 bağımsız bölüm olduğu insanlarla takas etmek için çaba sarf edildiler. İki yıldır. Özü şu. Vatandaşa dedikleri, senin daireni alacağım. Ben sana bir daire vereceğim. Dairesini alırken ölçümde de hata yapıyorlar. Vatandaşın dairesini netten ölçüyorlar. Kendi sattıklarını veya takas edeceklerini brütten sayıyorlar. %25.90'la vereceğim diyor. Sonuçta ne oluyor? Vatandaşın iki odalı evini karşılık bir odalı ev teklif ediyorlar ve vatandaştan 50 bin lira, 60 bin lira para istiyorlar. Bunun adı da kentsel dönüşüm diyorlar. Kiptaş orada
vatandaşa takas için kullanacağı evin içini başka yaptı, kendi sattığı içini başka yaptı. Koç'un o 90 küsür dönüm yeşillendirilecek imarsız arazisine 500 daire verdiler. 1 milyon lira olsa 500 milyon lira. Orayı satsa satsa 50-60 milyona belki satar. Müteahhitin ne kazandığı da girmeyeyim. Ben hesabını yaptım. Siz de yapabilirsiniz. Şimdi bunun adına kentsel dönüşüm diyorlar. Vatandaşın toprağını elinden alıyorsun. Ne yapacaksın orada? Kimse bilmiyor. Toprak onun üstünde oturanların. Arkadaşlar, şimdi Zeytinburnu hem içten hem dıştan bir kuşatma altında. Zeytinburnu'nda Merkez Efendi Mahallesi'nde, Şenolbur'da 60 yıldır, 70 yıl önce gelmişler Yugoslavya'dan, oraya yerleşmişler. Mülkiyet sorunları var. Sorunların çözümü için belediyeye gittiklerinde belediye bu ailelere siz burada işgalcisiniz dedi. Öyle mi kardeşim? Kendi oturdukları toprakları, bedelini ödedikleri, her türlü bedel ödedikleri toprakları sahibi olmak için hala mücadele veriyor arkadaşlarımız. Sen kimsin? Belediye nedir? Belediyenin için var. Zeytinburnu'nda yağma devam ediyor. Zeytinburnu içinde Seyit Nizam Mahallesi'nde, Merkez Efendi Mahallesi'nde insanlarımızın dairelerine 100 lira, 150 lira, 200 lira 200 lira duymadım. 150 lira civarında paralar verip daireleri toplanıyor. Ve bir takım insanlar geliyor, kat karşılığı anlaşmalar yapmaya çalışıyor. Bir baskı, bir korku var. Ben bunu biliyorum, dolaşıyorum. Belki hissediyorsunuzdur. Arkadaşlar biz iktidara geldiğimizde 60 yıl, 70 yıldır burada yaşayan tüm Zeytinburnu halkıyla et ve tırnak gibi olacağız. Zeytinburnu toprağı değil mi? Onun altyapısından, trafiğinden bir sıkıntı çekmeyecek miyiz? Bütün bu sayı satıldı arkadaşlar. Burası çimento çukuru. İşte burası topun olduğu yer zannediyorum. Nasko, işte et balık kurumu hepsi satıldı. Nasıl projeli olacağını tahmin edebiliyorsunuz. Ama biz iktidara geldiğimizde ben ve Sayın Sarıgül bunlara gene mücadele edeceğiz. En azından kentin nefes alabileceği şekilde onların daha alçak kodlarda yoğunluğu daha az olması çaba sarf edeceğiz. Planladık. Yaptığımız bu arkadaşlar. Yem yeşil bir kent. Nüfusu artmış, yoğunluğu artmıştır. Ama yeşil. Bunlar simgesel yapılar. Hani şehir nefes alsın. Bu denizin havası iyi tuta ciğerlere kadar gitsin. Ve yukarı doğru yükselen bir kent. Mevcut sitelerimiz, mevcut siteler burada duruyor, gösteriyoruz. Devam. İşte bu gaz seçmeden tören alanı 16-9'lar. Gene kenti görüyorsunuz. Beton yorumlu. Kıpkırmızı çatılar. Şu askeri alan, biraz burada yeşil var. Her taraf gene kıpkırmızı. Evet. İşte planladığımız kent. Turizm Fuar Kültür Merkezi. Burada yeni tesislerimizi koruyoruz. Ermeni Hastanemiz. Burada o ilkokulumuz, belediye binamız. Denizde buluşuyoruz. Ben kendi çocukluğumda, birçok arkadaşımız kendi çocukluğumuzda, ben burada denize girdim, denize girmişiz. Şimdi sahilimiz var, yaklaşık 3 kilometre sahilimiz var. Denize kimse girmez. Elbette oraya piknik yapmak için giden ailelerimiz var. Bir lavabo ihtiyacını da karşılayamaz. Bir çeşme bile yoktur orada ellerini yıkayacak. Belediye önündeki bir köprüden geçerlerdi. O köprü kapalıydı arkadaşlar. 15 yıl demir parmaklı bir köprü. Sabah 10'da kapalıydı orası, 9'da kapalıydı. Şimdi yenilediler o köprüyü, zannediyorum açık. Evet, böyle bir kenti biz gerçekleştireceğiz. Şimdi ben size bunun 3. boyutunu göstereceğim. Bir animasyon halinde. İşte kentimiz havadan görüşü bu. Yoğun mu yoğun, böyle bir kent. Devam. Plan almış hali. Ana aksları koruyoruz. Bu hipodromun oradan gelen 74 sokak, ta Gökkap'a devam eden. Bu bizim 58 bulvar. Biz şu an şuradayız. Tam şurada, tam şu işin olduğu yerdeyiz. Şimdi biz Zeytinburnu'na yeni bir bulvar açıyoruz sevgili arkadaşlar. Yeni bir direnişsiz bulvar. Mertler'den başlayan 16-9 Real İstanbul'un arkasından gelen Çırpıcı'dan, Rüsten Balkan sokaktan devam eden, askeriyenin çevresinde, adliye çevresinde yer altına giren Gökalp Mahallesi'nde direkt denizle buluşan yeni bir bulvar. Harika.
ulaşımı rahatlatan, içinde toplu taşımacılığı olan, raylı taşımacılığı olan yeni bir bulvar. Adliye meydanı muhakkak yeni baştan planlayacağız. Yapılanlar elbette bir emektir ama doğru değildir. Şimdi 15 yıldır burayı yöneten arkadaşlarımız 20 yıldır Türkiye'yi İstanbul yönetiyor, 12 yılda Türkiye'yi yönetiyorlar. Bir yatırım kararı almış olsalardı, adliye civarında trafiğin yarısını yer altına alsalardı, bu kentin, Zeytinburnu'nun trafiğinin %50'si çözülürdü arkadaşlar. Planladık, bütün trafiği yer altına alacağız. Devam. Burayı yeniden organize ediyoruz, dericilerin olduğu yer. Bir turizm konaklama haline getiriyoruz. Elbette burada satışlar olacak, showroomlar olacak. Belediyemiz binamız mevcut duruyor. Burada gene testler yapacağız. 16.9'lar mahkeme kararı var, biz yok sayıyoruz. Bu kentin tarihine, kültürüne, hançer gibi satılan bu binalar biz yok sayıyoruz. İşte yeni bulvarımız daha arkadan geliyor, böyle geliyor. Denizi kullanıyoruz. Alışveriş, oturma, dinlenme mekanlarıyla halka açık sahilimizde. İşte kentsel dönüşümü tamamlamış. Elbette ticaretin olduğu, oturma dinlenmenin olduğu, ulaşımlar aynı sisteminde olduğu bir prestij bulvar. Bu kentin artı değeri bunu bedavaya çıkartır. Hiç burada paraya ihtiyaç yok. Kendi yenileme projemizde, planlama anlayışımızda bu bulvar bedavaya çıkıyor. Evet. Hemen burada trafik yer altına giriyor. Rally sistem devam ediyor. Kent meydanları çok önemli. Kentin simgesel alanlardır onlar. Kentlerin övüneceği, gurur duyacağı alanlar. Zaman zaman gidip dinleneceği, sosyalleşeceği alanlardı. Bizim kent meydanımız var. Bir kültür merkezi yapıldı. Şimdi bir hükümet konağı yapılıyor, kale gibi. Bir de orada arkadaşlar bir çay bahçesi yapıldı. Hani yine geçen gün daha açılışı yapılan, orası çay bahçesidir. 25 yıllığına bir yatırımcıya, bir yandaşa yap işlet devlet modeliyle verilmiştir. Orada çayı herhalde 2 liraya, 3 liraya, 5 liraya ne içeceğimizi bilmiyoruz. Ve o meydan, kentin meydanı, arkadaşlar bizim o küçük meydanımızda adliyenin önünde heybetli bir Atatürk heykelimiz vardı. Yüzü vatandaşa dönüktü. Getirmişler bir kenara bir heykel koymuşlar. Atatürk'ü yok saymışlar. Gözükmüyor bile. Bizim övüncümüz daha 18 Mart'ı dün kutladık. Bu vatanı vatan yapan, 18 Mart'ta şehit olan tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyoruz. Ellerinden gelse yok sayacaklar. Yok saydırmayacağız. Yaşatacağız. Atatürk'ü de yaşatacağız. Türk bayrağını da yaşatacağız arkadaşlar.